Arkadaşlar merhaba. 10 Mart 2023 Cuma gününde herkese selamlar, sevgiler. Prefabrikleri söylemiştim. Arkadaşlar short videoları ve topluluk sekmesini takip ediyorsanız, eğer aboneyseniz zaten oralarda takip etmenizi öneririm. Kısa videolar oradan paylaşıyorum. Topluluktan da gerekli bilgileri veriyorum. Şu an biraz yukarı çıktım. Bu prefabrikleri bugün sabah su basmıştı. Buradaki içeride duran arkadaşlar sabah sürprizle uyanmışlar. En son yayınlamış olduğum videoda şu bölgede ki prefabrikler duruyordu. Ama şunlar söküldü. Şu anda bu bölgede var. Su çünkü gördüğümüzden bu yana sabahtan çok fazla vardı. Şu aşağıda Hamzet Köprü'nün olduğu bölgede komple yolu su almıştı. Trafik yolu kapatmıştı. Hatta orada iki tane hane kalmış duran sabahtan evlerinin içinde su çıktığını hatta evlerinin içine girmek üzere olduğunu çok az da evlerinin içine taştığını söylediler. Ben de bunu topluluktan size paylaşmıştım zaten. Su şu anda yükselmeye devam ediyor. Bir miktar sabaklar açıldı. Suyun üzerine baktığımız zaman zaten biz çıplak gözle buradan görebiliyoruz. Suyun akış yönü aşağıya doğru. Aşağı doğru akıyorsa demek ki sabaklar açılmıştır. Şimdi sanayi bölgesinden bu taraf, benim durduğum taraf aşağıda. Sanayi bölgesine su çıkana kadar buraya çıkacaktır. Buraları su alacaktır. Pazartesi günü, bugün cuma. Pazartesi günü bu bölgeyi komple su alır. Hatta şu anda son hız prefabriklerin sökümüne devam ediliyor. Bütün ekipler buraya gelmiş durumda. Bütün bu prefabrikleri söken ekipler işte vinçlerle, diğer ekipmanlarıyla da söküyorlar. Söküm gerçekleştiriyorlar. Su da dün geçmiştik, bugün geçemedik. Şöyle bir büyük bir araç sudan geçmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi 4x4 olmasına rağmen yine de zorlandı gibi. Ama kapaklar açıldı, aşağıya doğru gidiyor. Şimdi şöyle bir devam edelim. Burada duran arkadaşlar var. Bir tanesi sabahtan kalktığında suyu görünce apar topar taşınmış. Buradaki duran arkadaşlar acaba neden taşınmıyor, neden taşınamıyor? Bununla ilgili eğer burada denk gelirsek kimseye bakacağız. Bir takım sorularımız olacak. Bir bakalım cevaplarını alabilecek miyiz? Sebebi nedir? Burada prefabriklerin sökümüne hız verilmiş. Artık yolun kenarı, bu bölge komple sökülecek. Ekipler arttırılmış. Burada ne kadar hızlı söküm gerçekleştirilirse o kadar su dolacaktır. Artık içindeki malzeme de göründüğü gibi sökülen alana birikmiş durumda. Şu an yürüdüğümüz yerde de prefabrikler var. Hatta şurada bir tanesi, bu bölge biraz yukarıda, bir tanesi komple duruyor. İçinde eşyası vesairesi her şeysi duruyor. Burada şu bölgeler, şuradaki prefabrikler komple su altındaydı. Hızlı bir şekilde söküp yetiştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar bu bölgeyi. Değerli dostlar, hemen buradan aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıda bakalım prefabriklerde duranlar kimdir? Neden taşınmamışlar? Neden hala buradalar? Arkadaşlar prefabriklerin olduğu yerleri gezdik. Şu gördüğünüz alan komple su altındaydı. Şu anda yolun alt tarafına su inmiş durumda. Araçlar buradan geliyor. Yüksek 4x4 araçlar o sudan geçebiliyor. Ama şu anda suları açtıkları için sular bayağı aşağı seviyeye düşmüş durumda. Şu an yolla tam sıfır. Şöyle gördüğünüz gibi sahil kenarı durumuna gelmiş. Su konusunda bir takım mağduriyetler yaşayan bir arkadaşımız var. Şimdi bakalım arkadaş neden taşınmıyor? Sebepleri nedir? Burada duran arkadaşlar şu an taşınma aşamasında zaten taşınıyorlar ama sebebi nedir? Neden taşınmıyorlar? Bir soralım kendisine. Neden taşınmıyoruz? Bir yerleşim yeri daha sahibi olamadık. Bize kendi cahitliğimiz yok. Kiralık ev bulmak için bayağı bir zamandır bekledik. Kiralar yüksek olması, aidat fiyatlarının fazla olması tabii ev tutmamızı engelledi. Bugüne kadar geldik. Mağduriyetlerimizi dile getirdik ama kimse yardımcı olamadı. En son kaymakamlık vasıtasıyla konteyner vereceği söylendi. Konteynere bir evin eşyası ne kadar sığabilir? Ne kadar konteyner kaç oda olarak görünüyor? 3 metre, 7 metre, 2 tane, 2 metre, 3 metre odası var. 2 tane odası var. Banyo tuvaleti mesela. Benim burada 3 artı 1 olduğum evde. Evet. Ben bir yere bir içeri girip çekim yapmıştım. Bir başka bir prefabriğin içinde. Bayağı 3 artı 1 herhalde değil mi buralı?
Ben şimdi oraya iki tane çekyatı koysam, yani bir de buzdolabı, fırınımı koydum. Bütün sadece, eşyanın içeri almayacak. Sadece yiyip yatmak için, yani otel olarak kullanılacağı bir yer. Barınma amaçlı. Bütün eşyayı almayacak. Sadece barınma amaçlı. Aynen. Peki sabah konteynerler geçici olarak mı veriliyor yoksa? Geçici olarak veriliyor ama ileriye doğru kira alınacak mı? Kiralık ev bulursak zaten orada hayatımızı idare edemeyiz. Şu an sadece yani can sağlığımız için çekip taşınmak gidiyoruz istiyorum oraya. Yani kendimizi veya atıyorum eşyamızı kurtaralım diye şu an gitmeye çalışıyoruz. Ev kiraları ne durumda? Ev kiraları şu an fazla. 2-2,5-3 milyar. Ya bir de bunun aidatı var. Aidatı var, evet. Artı kömür parası var. Yakacak parası. Bunları karşılayabilecek durumda olsaydım, benim gibi zaten en az 70-80 hane var. Evet, yani bir aynı şekilde, durumda olan. Bir şekilde mağdur olarak gidip, ha kömür yardımıydı, kira desteğiydi alanlar var orada. Evet. Ama biz bunları alamadığımız için veya alamayacak olduğumuz için yukarıya gidemedik. Aşağıda da sular yükseldi. Aşağıda da sabahleyin kalktık. Evimizde bir haftadır su yok, elektrik yok, 3 aydır internetimiz yok. Biz halen burada yaşamaya çalışıyoruz. Sabahleyin evde akmayan su kapımıza gelmişti. Kapıdan içeri giriyor sabahleyin. Yani nedir, ilk başta bir şok yaşadık. Senin fotoğraflarda topluluk sekmesinde paylaşmıştım ben. Evet. Arkadaşlar bayağı merak etmişti. Aynen işte nedir? Böyle karşı kahvaltımızı yaptık. Şu anda da ufaktan işte malzemeleri evet taşıyacağız. Bu arkadaş da mağdur. Ha, mağdurlardan bir tanesi. Benim de mağdurum. Benim yaşlı annem var. Özürlü ablam var. Yani beni aramadılar. Prefabrik eve gitti ama. Ha, onu da soracaktım ki hani bildirim yapıldı mı işte evet, sizin taşınmayla ilgili. 80 yaşında kadın nasıl ödeteceğim abi? Kendi durum, kendi bizim durumumuza koysunlar ki acaba yapabilirler mi? Şöyle bir algı oluştu burada duranlarla ilgili. Hani burada duranlar, ben de zaten onun için arkadaşı kendini dile getirmesi için röportaj yapma gereği duydum. Dışarıdan buralı olmayan, yabancı olan bir dünya insan var. Bu şeyi izleyen, Yusuf Ali'nin yıkımını, barajın dolumunu izleyen bir dünya insan var. Bu kişilerde şöyle bir algı oluşmuş. Burada duran insanlar barajı engellemek için, işte baraj dolmasın, işte ülke kalkınmasın. Burada duran insanların mağduriyetleri dile getirilmiyor. Artık ne konuda mağdur oluyorlar? Bir Eyüp Bey yardımcı olacak, ona da fırsat vermiyorlar. Yani söz hakkı yok Eyüp Bey. Yoksa o bize çok yardımcı olacak sağ olsun. Kaymakam Bey de dinlemiyor bizi, Vali Bey de dinlemiyor. Sayın Söylü geldi dedi ki bir tane mağdur kalmayacak, gidince hepsi ayrı çalıyor. Evet, buraya geldikleri zaman kameralar karşısında istediği gibi konuşuyor. Aynen, ama gittikten sonra değişen bir şey olmuyor. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela geçen de oldu, bir amcamız gitmiş Vali Bey'le, Kaymakam Bey'le konuşmuş. Adam biraz sert konuşunca demiş seni tutuklar içeri atar. Ben vatanayım neyim, namusumu bozuyor. Neymiş de? Burada da, buradaki insanlar bir türlü mağdur oluyor. Mağdur olduğundan dolayı da bu şekilde evlerini yukarıya taşıyamıyor. Evet. Bunların yüksek ev kiraları, bulamadıkları evler. Fırsatçılara günde uyuyorlar, gün gösteriyorlar. Yani 1 liralık evi adam diye evim 3 lirası. Nasıl tutayım ben? Bunun aidatı var, bunun yakacak parası var vesaire. Bu tarz şeyler de olunca artık... Biliyoruz artık, ne yapalım? En son çare yoksa herhalde devletimiz, kaymakamımız, valimiz bize birer tane kayık alırlar, suyun üstüne gider geliriz evimize. Yapacak bir şey yok. Ama çok konuşacağız. Şey. Kaymakamın kapısına gidiyoruz, dilekçemizi yazıyoruz. Mesela benim de toprağım gitti devlete. Neymiş? Geç ikametgah almışım. Yer hakkım yok. 80 yaşında annem var, 45 yaşında özürlü ablam var. Neymiş? İkametgah köydeymiş de yazılmamış. Biz yoktuk. Onlar da yaşlı kadın gelemedi, yazılamadı. Ev hakkı yok. Dışarıda o kadar ikametgah, benim köyüm de var mesela. İkametgah burada değil, toprağı vardı, ev verdiler. Niye benim aklım yok da yabancılığım var? Bu sorunların hep yetkililer tarafından dile getirilmesi lazım. İnşallah, teşekkür ederim. İnşallah. Değerli dostlar, 10 Mart 2023 Cuma gününde videosunun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz ne mutlu bana. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar, burada kalan kişilerle yaptığımız sohbet bu şekilde. Tercih sizin. Yetkililerle kişiler, şahıslar arasında diyalogsuzluk mu var? Yoksa gerçekten bir mağduriyet yaşanıyor mu? Sizin de gördüğünüz gibi konteyner verilmiş ama konteyner 2 oda diyor.
Benim burada 3+1 evim var. Ben içeri evine de girdim. Eşyasını da gördüm. Bayağı bir eşyası var. O eşyayı oraya nasıl sığdıracağım diyor. Yani belli ki ortada bir mağduriyet var. İnşallah yakın zamanda bu Üsfel'in mağduriyetleri çözülür. Arkadaşlar, konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Ne olması gerekiyor? Nasıl bir çözüme ulaşılması gerekiyor? Bunu videonun altında yorumlar kısmında bizimle de paylaşabilirsiniz. Biz de ortak bir düşünceye, bir ortak çözüme varalım diye umuyoruz. Tabii ki sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz dostlar.